bu devirde eğer bir girişimci olmak istiyorsanız mutlaka dijital becerilere ihtiyaç duyuyorsunuz. Fikriniz zaten bir web sitesi veya aplikasyon gerektiriyorsa durum bariz, mutlaka dijital beceri lazım. Ama bırakın onu, mesela yoga eğitmeni olmak istiyorsunuz. O zaman bile kendinizi tanıtmak için, sosyal medya platformlarını kullanmak için ve belki en basit haliyle de bir web sitesine sahip olmak için yine dijital bilgiler gerekiyor. Bu biraz zorluk. Bu pek çok teknoloji kökenli olmayan insanı girişimcilikten korkutan bir mesele. Çünkü mevcut durumdaki çare işte dış yazılımcılara gidebilirsiniz. Bu genellikle oldukça pahalı bir çözüm oluyor. Binlerce dolar para istiyorlar sizden. Üstelik tam kontrolünüzde bir süreçte olmuyor. Yeni bir iş fikrinin sık sık değiştiği bir gerçek. İşte dışarıdan destek alacak yazılımcılar bundan hoşlanmıyorlar. Onlar baştan her şeyin tanımlanmasını istiyorlar ve bir değişim isteğiyle gittiğinizde size direniyorlar. Bu da kontrolden çıkması sebep oluyor bu sürecin. Ve son olarak da baştan her şeye çok para harcamak da iyi fikir değil. Çünkü henüz fikrinizin tutup tutmayacağını, bundan para kazanıp kazanmayacağınızı da bilmiyorsunuz. Daha bunu bilmeden gidip bir yazılımcıya 100 bin dolar para harcamanın ne alemi var? İşte bu sebepler hep biraz teknoloji kökenli olmayan insanları korkutuyor. Ama şimdi yeni yollar var. Ve akıllı girişimciler bu yolları seviyorlar. Onlar bu yolları kullanarak, en az parayı kullanarak ve en az eforla ürünlerini piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Çünkü ben hep derslerimde anlatırım. Bir fikrinizin başarılı olup olmayacağının anlamının yolu insanlara sormaktan falan geçmez. Doğrudan ürününüzü ortaya koymaktan geçer. Bu akıllı insanlar belli platformları kullanarak, biz bunlara no code yani kodlamasız platformlar diyoruz. Bunları kullanarak fikirlerini çok çabuk bir ürüne dönüştürebiliyorlar. Bu platformları kullandığınız zaman işte HTML, CSS, PHP veya Java gibi dilleri bilmenize hiç gerek kalmıyor. Bu platformlar size sundukları bir takım basit şablonlarla fikrinizi çok çabuk bir web sitesine, bir aplikasyona çevirmenize yardımcı oluyorlar. No code hareketi deniyor buna veya kodlamasız hareket, yani kod yazmaya hiç ihtiyaç olmadan fikrin hayata geçirilmesi hareketi. Mesela diyelim ki aklınıza yemek sepeti gibi bir şey yapmak geldi, yani bir pazar yeri kurma fikri. Diyelim ki sizinki de eski kitap sepeti olsun, eski kitaplar sepeti. Eskiden olsa gidecektiniz, işte bir yazımcı bulacaktınız, o kendi nazı çekecekti, ebele paranızı isteyecekti ve büyük bir riske girecektiniz. Çünkü bilmiyorsunuz şu anda eski kitap işinden para kazanır mı, kazanılmaz mı? Böyle bir platformda eski kitabı olanlar isteyenler satar mı? Siz buna komisyon elde edebilir misiniz? Bunların hiçbirini bilmiyorsunuz, bilinmez çok fazla. Bu da bayağı riskleri artırıyor olurdu. Oysa bugün mesela ShareTribe diye, bu videonun altında bu linkleri veriyor olacağım. www.sharetribe.com'dan ulaşabilirsiniz. Muhteşem bir site var. Oradan çok kolay bir şekilde bir pazar yeri aplikasyonu geliştirebiliyorsunuz. Tamamen şablonlar hazır. Sadece sizin o şablonun için doldurmanız gerekiyor. Satışa ve tahsilata da başlıyorsunuz. Tabii Türkiye'de olmamızdan dolayı PayPal gibi bazı araçları kullanmıyoruz. Orada biraz işler dolan başlı olabiliyor ama yine de bunu yapmanız mümkün. Ve bunu yaparken hiç programlama bilgisine ihtiyacınız yok. Sadece platformun sunduğu şablonları kullanmanız yeterli. Ya da diyelim ki ücretli aboneliğe dayalı bir haber bülteni. Çok popüler bu arada. Newsletter deniyor onlara. Öyle bir newsletter ile para kazanmak istiyorsunuz. Yani aboneleriniz olsun. Mesela inşallah 100 bin aboneniz olsun. Ayda size 10'ar lira para versinler. Ne hoş olurdu, değil mi? Böyle bir sistem kurmak istiyorsunuz. Ve her gün onların posta kutularına düzenli mailler atmak istiyorsunuz. Bu oldukça zor bir iş. İşte hangi mail ortamını seçeyim? Abonelikleri nasıl yöneteceğim, tahsilatı nasıl yapacağım vesaire. Bu konuda da bir sürü yine no-code platform var. Ben Substack'i beğeniyorum mesela, Review var. Bu tip platformlar üzerinde hem bültenizi tasarlayabiliyorsunuz, çok da güzel yine şablonlar sunuyorlar. Yeni üyeleri kaydediyorsunuz, üyeleri kaydetme sürecinizi oluşturabiliyorsunuz. Ve bir yandan da işte Stripe gibi, Türkiye'de pek geçerli olmayan PayPal gibi ödeme araçları sayesinde ödemelerinizi alabiliyorsunuz. Ve tüm bunları yine birkaç saat içerisinde kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan yapıyorsunuz. Hemen her iş fikri için kullanabilecek no-code platformlar var artık piyasada. Aklınıza ne gelirse, pazar yeri girişimleri, abonelik sistemleri, çevrim içi mağazalar, aplikasyon tasarım siteleri, web sitesi tasarım siteleri, web aplikasyon tasarım siteleri, aklınıza ne geliyorsa bu platformları kullanarak bunları bir ürüne hızla dönüştürmeniz mümkün. Bu tip no-code veya non-code, bazen karıştırıyorum affedersiniz kelimeleri, platformlara nereden bulabilirsiniz konusunda da çözümler var. Bazı web siteleri çünkü bu adeta bir rehber gibiler. Bu no-code platformlarda doğru olanı bulmanız, seçmeniz için. Benim en çok beğendiklerim arasında No-Code Tech var. www.nocodetech, yine altta vereceğim linkini. No-Code Essentials var.
ve MakerBot var. Bunların hepsi harikalar. Bunlar hem size işte ihtiyacınıza uygun platformu seçmenizi, hem onu biraz denemenizi ve oldukça indirimli fiyatlarla da kullanabilmenizi sağlıyorlar. Bu bakımdan rehber gibiler. Aynı zamanda bunların da bültenleri var, haber bültenleri var. Onu da takip edince size yepyeni esinler de verebilirler. Bu tip siteleri incelerseniz hayalinizdeki girişim kurmak için sizi en uygun araçları seçmeniz son derece kolay hale geliyor. Ve artık başkalarına muhtaç olmadan kendi fikrinizi hayata geçirebilir hale geliyorsunuz. Evet, bu bölümde de girişimcilik önündeki bir engeli daha ortadan kaldırmak için size bazı çareler önermeye çalıştım. Artık haddinizi aşma zamanı geldi bence. Bir iş fikriniz varsa bunu dijital bölümden korkmayın. Kimseye muhtaç değilsiniz. Her şeyi kendiniz yapabilirsiniz. Bu video boyunca adını verdiğim web sitelerini altta linklerini paylaşıyor olacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gitmişse lütfen başka arkadaşlarınızla da paylaşın. Like edin. Daha fazla insana ulaşmanın yollarını bulalım. Daha fazla insan haddini aşsın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.